Mutlu akşamlar. TV El2 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Müberna Avcı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanların toplantısına video konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanların toplantısına video konferansıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık dedi. Kardeşlerim, bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük artık gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bilhassa İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı siyaseti esir alan, günlük hayatı zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren bir akıma dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimiz'e yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur dedi. Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır. Hakaret farklıdır. Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir. Kur'an-ı Kerim'i yakanların sırtını sıvazlayanlar, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam hakareti teşvik edenler, mescitlere yönelik saldırıları görmezden gelenler, tüm bunları özgürlük adına değil, içlerindeki faşizmi gizlemek için yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak 27.318 kilometrelik yol ağında 479 iş makinesi ve 550 personelle kar ile mücadele yapacaklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcileri ile 2020-2021 karla mücadele briefingi toplantısı gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını hatırlatarak 19 ilçede hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çetin kış şartlarına hazır olduğunu söyleyen Başkan Güler, 19 ilçemizde ekip ve araçlarımız hazır. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalar başlayacak. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz dedi. Kış şartları için hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak kış döneminin güzel geçmesini istediklerini belirtti. Arkadaşlar, sizden beklediğimiz şey şu. Büyükşehir olarak sizlerle birlikte güzel bir kış geçirelim istiyoruz. Kış bizim için bir sorun değil. Şöyle güzel bir dönem olsun istiyoruz. Onun için de çok ciddi olarak tedbirlerimizi alalım. Bilhassa yol konusu, karla mücadelede en ufacık bir aksaklığımız olmasın. Güzel bir çalışma yapalım istiyoruz. Yani hayatımız kışın zehir değil de tatlı olsun. Kimse en ufak bir taviz göstermesin. Tuzsa tuz, grayderse grayder, tamam mı? Dozerse dozer, ne gerekiyorsa bunları tedbirlerini şimdiden alalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi olarak kış mevsimine hazırız. Tüm ekip ve ekipmanlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak dedi. 19 ilçede vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 başında olacaklarını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, Ordu ilinin 773 mahallesinde kış ile mücadelenin edileceğini belirtti. Şimdi burada 773 mahallede toplam 479 makinayla biz bu mücadeleyi vereceğimiz anlaşılıyor. Bu hazır kıta bekliyor mu bu makineler, yoksa kar yağdığı anda özel sektörden de alarak devreye sokarak mı mücadeleyi sürdüreceğiz? Bunu anlayalım.
Kar yağışına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemlerini arttıran Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede 7/24 nöbet tutacak. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için 550 personel, 94 grider, 227 kazıcı kepçe, 5 dozer, 97 kamyon, 44 pikap, 1 kar makinesi, 11 kar küreme ve tuzlama aracı ile toplamda 479 iş makinesi ile kar mücadelesi verecek. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ev ziyaretleri yasaklandı. Bu kapsamda yasağa uymayan vatandaşlara 3150 TL cezai işlem uygulanıyor. Son zamanlarda Covid-19 vakaları oldukça arttı. Salgınla mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlarla ev ziyaretleri yasaklandı. Misafirliğe giden ve misafir kabul eden kişilere 3150 TL cezai işlem uygulanıyor. Ben aynı zamanda şeyim, yani kronik hastayım. O yüzden çok dikkat ediyorum. Yani şeye falan gitmiyorum hiç. Misafirlikmiş bilmem neymiş, öyle alışverişimi yapıyorum marketlerde eldivenle, çift maskeyle, bir maske de cebimde var, bu maskemden gezerim. Millet, bu polislerin ceza yazma olayı olmasa yarısı takmaz bu maskeyi, yarısı takmaz, sırf cezadan korkusuna takıyor. Söylüyorsun, sana ne diyor, kavga ediyorsun ya işte sen, ama sana bir şey olmuyor, bana oluyor. Sen belki taşıyıcısın, beni de canımı riske atıyorsun. Yok. Bence bana göre çok iyi bir karar. Bence bu süreçte kimsenin dışarı çıkmaması, bir nebze de olsa kısıtlamalar gelmeli. Yani akraba gidiş gelişlerinde, yani bunlar geçicidir. Ne kadar dikkat etse o kadar hızlı bir şekilde bunu hastalığı yener ve bertaraf edip sosyal hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Ama ne kadar buna dikkat etmediğimiz zaman, gidiş gelişimiz olduğu zaman bu süreç daha da uzar. Daha da farklı şeyler olabilir. O yüzden bu kurallara uymamız lazım. Bazı illerde polis ekipleri binaları tek tek gezerek misafir denetimleri yapmaya başladı. Kültür meselesi bizim. İnsanlar cahil olduğu sürece gidip gelirler. 100 bin lira da yazsan akıllandıramazsın. Bilemez, değerlendiremez. Bu bizim için alınıyor. Vallahi en iyisi. Ben olasın 3 bin lira değil 7 bin liraya çıkmasını isterim yazılmasını. Neden? Bizim için uğraşıyorlar. Ne olsun? Taksın herkes maskesini. Ben evde yatalak anneme bakıyorum. 83 yaşında. Kapımın önündeki komşumla dahi görüşmüyorum. Ondan sonra yani yasaklar güzel bir şey. Olması lazım yani. Ben kardeşlerime bile mesela anneme ziyarete geldiklerinde bir kişi alabilirim, bir saat alabilirim dediğimde bile üzülüyorlar, ama üzülmek de çözüm değil. Yani bu kurallara uymamız lazım. Vatandaşsa para cezasını caydırıcı bulmuyor. Yani şimdi cezalar şöyle, cezalar bizi caydırmaması lazım. Biz kendimizi, yani cezalar değil, aldığımız tedbirlere bizim için olduğunu bilip de, cezalar sadece şöyle devletin uygulamış olduğu, dinlemeyen kişilere uygulanan bir şeydir. Ama ben cezayı kendime görmüyorum. Niye görmüyorum? Çünkü kurallara uyduğum için. Yani benimsemiyorum. Caydırıcı olması için 5000 lira olması lazım. Bizim insanlarımız çok duyarsız. İnanmayan var bu hastalığa. İnanmıyor ya. Bu hastalığa inanmayanlar var. İşte caydırıcı değil. Bu parayla olacak bir şey değil bence. Ben öyle inanıyorum. Çünkü vatandaşımız çok da paraya tatmin edici değil. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirakı Orbel AŞ tarafından işletilen ve Altın Ordu ile Boztepe arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik hattının bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Boztepe vatandaş akınına uğradı. Uzun süredir bakımda olan şehir merkeziyle yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Ordu Boztepe teleferik hattı hizmete girdi. Geçtiğimiz ay ikinci büyük revizyon kapsamında bakıma alınan teleferik hattı 27/11/2020 tarihi itibariyle vatandaşların hizmetine açıldı. Bizim memleketimiz gri bir memleket, her yer beton. Yeşilli aset kaldığımız için buraya gezmeye geldik. Karadeniz'i komple gezeceğiz, Ordu'dan başlamak istedik. Bizim için heyecanlı bir durum. Çünkü yeşil ve maviye hasretiz. Hele ki o tepeyi araçla değil de teleferikle çıkacak olmak daha heyecanlı.
Bakım kapsamında hat revizyonu, halat kısaltma, vibrasyon analizi, alt ve üst istasyon çark astar değişimi ve tüm direklerin elektrik bağlantı kabloları yenileme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarla teleferik daha güvenli bir şekilde halkın kullanımına sunuldu. Toplam 2350 metre hat uzunluğuyla hizmete giren teleferik vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vallahi yukarıyı merak ediyoruz. Yolculuk yapıyorduk. Teleferik olduğunu duyduk. Bir duralım, bir çıkalım dedik, bakalım. Ben Samsun'a oturuyorum. Daha önce orada bulunmuştum. O yüzden her gelişimde teleferiğe biniyorum. Şu an kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Yani teleferiğe önceden binmiştim fakat tüm orada da ilk defa bineceğim inşallah. Şu an bakalım nasıl olacak. Teleferik hattı hafta içi ve hafta sonları 11 ila 19 saatleri arasında hizmet verecek. Borcu olduğu için günleri silinen Bağkurlular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Konuyla ilgili Serbest Muhasebeci Maliye Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş bilgi verdi. Bahadır Baş, Bağkurlular için bu durumun bir fırsat olduğunun altını çizdi. Milyonlarca Bağkurluya emeklilik fırsatı geldi. Borcu olduğu için günleri silinen Bağkurlular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. İhya başvuruları 1 Aralık'ta başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak. Konuyla ilgili Serbest Muhasebeci Maliye Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş bilgi verdi. Bahadır Baş, yeni gelen düzenlemenin iki boyutunun olduğunu söyledi ve ihya düzenlemesini anlattı. Son torba yasada yapılandırma ile ilgili 7256 sayılı torba yasayla beraber Bağkurlulara, yani bizim 4B dediğimiz prim ödeyenlere bir düzenleme geldi. Düzenlemenin iki boyutu var. Birincisi ihya boyutu var. Yani bir Bağkurlu bir şirket ortağı, kendinden ve hesabına bir herhangi bir ticari işletmesi olan kişi Bağkur ödemesi yapıyor. Bu Bağkurlu arkadaş, Bağkurluların ödemesini yapmayan, işte geçmişte yapmamış olanların şöyle bir riski vardı. Prim borçları var. Ama veya geçmişte Bağkur'a herhangi bir kayıt yapmamışlar. Bağkur'da herhangi bir kayıtları yok ve emekli olamıyorlar. Bu düzenlemeyle beraber Bağkurlulara bu emeklilik fırsatı verildi. Yani onların geçmişte ödemedikleri, sistemde var olmayan günlerini ihya edip eğer emeklilik şartları dolmuşsa da emekli olma hakkı verildi. Bu çok önemli bir düzenleme onlar adına. Bahadır Baş, devletin bankadan bu tür emekliliği olanlara kredi vereceğini belirtti. Bunun bir başka tarafı daha var. Yani Bağkurlular için önemli sürpriz tarafı. Diyor ki devlet, bankadan bu tür emekliliği olanlara ben kredi vereceğim, onların emekli olmasını da sağlayacağım. Dolayısıyla bu hakkı onlara kullandıracağım diyor. Bu düzenlemenin ikinci boyutu da şu, Bağkurlular'ı ilgilendiren boyutu. Diyelim sizin 5 yıldır Bağkur'a borcunuz var. Diyor ki sistem, bu yapılandırma kanunu, 31.10.2020 tarihine kadar olan borçlarınızı ben sileceğim sizin diyor. Ve size 1 Kasım'dan itibaren yeni bir sayfa açacağım diyor. Avantajı ne bunun diye sorarsanız, 1017 lira Bağkur primi ödemek yerine 847 lira, aylık 147 lirada düşüş sağlıyor. Yani uygulamanın bir ihya boyutu var. İhya boyutu var, yani yeniden canlandırma, emeklilik hakkı verme, Bağkurluların fırsat bekleyenlere borçlarını ödeyip emekli olma hakkı tanıyor ve bunlara kredi kullandırıyor. Bağkur'a borcu olanların borçlarının silineceğini ifade eden Bahadır Baş, Bağkurlular için bu durumun bir fırsat olduğunun altını çizdi. İkinci tarafı da borcu bulunanların, eğer sen bana diyor 31 Ocak'a kadar müracaat etmezsen otomatik olarak ben senin borcunu resmen sileceğim. Kendi müracaat edersen de diyor yıl sonuna kadar 31-12'ye kadar kendi müracaat edersen de senin diyor geçmişe ait borçlarını sileceğim. 1 Kasım'dan itibaren yeni bir sayfa açacağım ve sana %5 indirim hakkı vereceğim diyor. Bu Bağkurlular için önemli bir düzenleme. Bağkur sigortalıların bu konuyu takip etmeleri, bununla ilgili kendilerine önlem almaları, kendi yol haritalarını belirlemeleri güzel olacaktır. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun yaz ve kış turizm hakkında değerlendirmeler yaptı. Uğur Toparlak, Ordu'da turizm faaliyetleri 3 ay değil 12 ay boyunca sürdürmek istediklerini söyledi.
Ordu'da turizm faaliyetlerini 3 ay değil 12 ay boyunca sürdürmek isteyen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Uğur Toparlak, TV 52 Haber'e Ordu'nun turizmini değerlendirdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun turizm potansiyeli bakımından zengin bir şehir olduğunu söyledi. Şimdi biliyorsunuz Ordu'yu sadece hikaye, turizm anlamında hikaye sığdırmak sizin de ifade ettiğiniz gibi yanlış olur. Çünkü Ordu turizm potansiyeli açısından çok zengin bir il, zengin bir şehir. Ordu'da özellikle denizde 5 tane mavi bayrak kriterini almış plajı olan, aynı zamanda 120 kilometre kıyısı olan, denize kıyısı olan, aynı zamanda doğal plajları ile ünlü olan Ordu şehrinin bir tarafta deniz turizmi, bir tarafta da doğa turizmi, bir tarafta da ekoturizm faaliyetlerine baktığımızda Ordu'nun hakikaten zengin turizm potansiyelini hep birlikte görüyoruz. Ordu'da sadece yaz turizminin yanı sıra kış turizmine de önem verdiklerini belirten Uğur Toparlak, Çambaşı Yaylası'nda bulunan kayak merkezinin kış turizmine büyük katkısının olduğunu vurguladı. Dolayısıyla bu potansiyelimizin sadece yaz mevsimine yayılması bizim için yeterli değil. 12 aya yayma çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla özellikle kış turizmiyle ilgili orada biliyorsunuz bakanlığımızın destekleriyle çok güzel bir kayak merkezi oluşturuldu. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok önemli bir destinasyonu donattı, hazır hale getirdi. Bütün dünyanın turizmcilerine, kış turizmi sevenlerini açtı. Uğur Toparlak, kayak merkezinin Bolu ile Artvin arasındaki tek kayak merkezi olduğunu ifade ederek bunun Ordu için bir şans olduğunu belirtti. Şu anda Karadeniz'de Bolu'dan şeye kadar, Artvin'e kadar tek kayak merkezi olma özelliğine sahip. Dolayısıyla biz böyle bir yerde sadece yaz turizmi değil, sadece deniz turizmi değil, sadece ekoturizm değil, kış turizmin de çeşitlendirilmesiyle şanslı duruma geçtik. Biz bu şansımızı en iyi kullanmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Çünkü turizm 12 aya yayılırsa bundan bu pastadan ciddi pay alabiliriz. Yoksa 3 ayda, 4 ayda pastadan pay almış olamayız. Toparlak, Ordu'nun kültürel faaliyette de zengin olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla biz kış turizmini çok önemsiyoruz. Bunun yanında son dönemlerde biliyorsunuz kültürel faaliyet konusunda da Ordu çok zengin. Çünkü Ordu doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden kültürlerin kesiştiği bir şehir. Çünkü göç alan bir şehir. Bu göçlerin neticesinde kültürler kesişmiş. Kesişen kültürlerin bize sunduğu çok önemli kaynaklar var. Ordu'da çok güzel kültür taşıyıcısı insanlar var. Ordu'da aynı zamanda el sanatları konusunda önemli üreticiler var. Dolayısıyla Ordu kültür ve turizm anlamında çok donanımlı ve şanslı şehir. Perşembe ilçesi Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulunan teknustalara gelişen teknolojiye rağmen el yapımı geleneksel ahşap balıkçı tekneleri üretmeye devam ediyor. Karadeniz'in kendine özgü balıkçı tekne ve takaları Perşembe ilçesi Mersin Balıkçı Barınağı'nda büyük bir titizlikle imal edilerek denize indiriliyor. Yapımı yaklaşık 3 ay süren teknelerin dayanıklı olması nedeniyle geleneksel balıkçılığı sürdüren kişilerin daha çok tercih ettiği ahşap tekneler bitiminin ardından boyanarak Karadeniz'de balık avı için hazır hale geliyor. Tekne imalat ustası Melih Engin, yapılan teknelerin boyutuna göre yapım sürelerinin olduğunu, 9 metrelik bir teknenin 4 ay gibi bir sürede bittiğini söyledi. 9 metrelik tekne yaklaşık 3,5-4 ay falan sürüyor. 3,5-4 ay. Tabii geçiyor. Tek sadece onu yaparsam 4 ayda falan yapıyorum. Yani, 3,5-4 ay. Mesleği amcasından öğrendiğini belirten Melih Engin, kendilerinden sonra tekne yapımı imalatı işi öğrenecek kimsenin olmadığını belirtti. Evet, ben de rahmetli işte Burhan Usta vardı amcam. Olur kendisi. Atadan dededen gelen bizim mesleğimiz. Evet yetişmiyor. Şu an için biz son nesiller yani usta olaraktan. Son kuşaksın. Son abi. Kuşak evet öyle görünüyor şu anda. Çünkü ben tek çalışıyorum. Şu an öyle görünüyor evet. Ne olacak peki? Yapan yok. Ne bileyim bir çırağımız yok, bir galfamız yok. Diyorsun. Tabii biraz ağır meslek olduğu için
kimse çocuğunu bu işlerde işte yetiştirmek istemiyor herhalde. O yüzden daha önce denedik, çırak aldık. Çocuk yani bir hafta 10 gün dayanamadı. Değil mi? Yani zor geliyor. Ahşap teknelere ilgilerin yoğun olduğunu vurgulayan Engin, teknelerin boyutlarına göre fiyatlarının değiştiğini söyledi. Yani çok ilgi var ahşap konusunda. Ama insanlar böyle kolay zannediyor. Ama tabii ki bir sıfırdan bir tekne donatmak zor. Yani biraz daha maliyetler arttığı için kestane ağacı dediğimiz ağacı bulmakta zorlanıyoruz. Yani eğri ağaçlar zor. Zor. İşte şu ağacı iki parçadan yaptığım gibi yani bunu eskiden belki daha bütün bu şekilde bulabiliyorduk. Şu an bulamıyoruz. 3-4 metrelik teknenin işte yaklaşık 20 bin, 25 bin arasında değişiyor. Ama motor aldığı zaman... 3-4 metre demeyelim de yanlış anlaşılmasın. Yani daha 5 metrenin üzerindeki tekneler. Yani sandallar daha farklı oluyor yani. Sandallar 3 bin, 5 bin arası değişiyor. Kumru ilçesi Demircili Mahallesi Karadere mevkiinde iki araç kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kumru ilçesi Demircili Mahallesi Karadere mevkiinde Kumru istikametinden Fas'a gitmekte olan 41RS337 plakalı araç ile Fas'a istikametinden Kumru'ya giden 06FZ5703 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri, Kumru Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından biri Kumru Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Fas'ta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. YEDAŞ Samsun Sistem İşletme Koordinatörü ve Ordil Bölge Müdürlüğü Vekili Alpay Karaer, Ordil'inde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. YEDAŞ Samsun Sistem İşletme Koordinatörü ve Ordu İl Müdürlüğü Vekili Alpay Karaer, Ordil'inde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Alpay Karaer, Ordu'da 2020 yılı içerisinde ciddi bakım çalışmalarının yapıldığını, toplam 20 bin adam saatlik çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bildiğiniz gibi 2020 yılında bir Covid sıkıntımız da vardı. Ona rağmen ciddi bakım çalışmalarımızı yaptık. 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 20 bin adam saatlik bölgede bakım çalışması gerçekleştirdik. Yapılan çalışmaların detaylarını aktaran Alpay Karaer, Ordu'daki bakımların büyük ölçüde bittiğini belirtti. Biraz detay vermek gerekirse, 229 adet dağıtım merkezi, kesici ölçü kabini merkez bakımı, 756 adet dağıtım trafosu bakımı, 922 kilometrelik hat bakımı, 326 kilometrelik hat altındaki bitki örtüsü temizliği, ki bu çalışmamız devam ediyor, yaklaşık 470 kilometrelik bir temizlik olacak bittikten sonra, 600 aşkın direk yenilenmesi, 70 tane OG hücre değişimi ve 400 civarında da parafudur değişimi ilavesi yaparak bölgedeki bakımlarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda 23 adet kabininde çatı ve tamirat işlerini de bitirdik. Karaer, 2020 yılı çalışmaları kapsamında 110 milyon liralık yatırımı yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bölgede 2020 yılı yatırımlarında 110 milyon liralık yatırımı yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Toplamda 95 proje var. Bunun dışında yine kış hazırlığı olarak 3 tane yeni jeneratör aldık. 1 adet 8x8 kar aracımız şebekemizin envanterine katılmış durumda şu anda. Yoğun problemli durumlarda kullanabileceğimiz önemli bir envanter. Bu şekilde özetleyebilirim aslında. Altınordu Belediyesi 2020 yılı emlak vergisiyle iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım Pazartesi günü olduğunu duyurdu. Altınordu Belediyesi 2020 yılı emlak vergisiyle iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergileri ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.
Vatandaşların mağdur olmamaları için bina, arsa ve arazi vergileriyle iş yerlerine ait çevre temizlik ilan ve reklam vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla şehirde belediye hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran Altınordu Belediyesi, insan merkezli çalışmalarına devam ediyor. Altınordu Belediyesi ekipleri şehirde bulunan tüm kreşleri kapsamlı bir dezenfekte işlemine tabi tutuyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin önem kazandığı bu dönemde pandemi dolayısıyla eğitim öğretim yılına başlamanın duygusunu ve farkındalığını yaşatmak, uzaktan eğitim dolayısıyla okullara fiziki manada başlayamamanın eksikliğini gidermek amacıyla Altınordu'da eğitim gören öğrencilere en çok ihtiyaç duyulan eğitim materyali haline gelen 1000 adet tabletle destek veren Altınordu Belediyesi, ilkokula başlayan tüm öğrencilere ayrımsız eğitim öğretim seti ve okul çantası desteği veriyor. Altınordu Belediyesi bütün bunların yanında toplumun tüm kesimlerinin sağlığının korunması adına yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında eğitim kurumlarını yürüttüğü özel çalışmalarla defalarca dezenfekte işleminden geçirdi. Covid-19 salgınının artan bir ivme göstermesi üzerine okulların yeniden uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte alınan karar doğrultusunda kreşler hizmet vermeye devam ediyor. Kreşlerin hizmetini devam ettirme kararının alınmasının ardından harekete geçen Altınordu Belediyesi ekipleri şehirde bulunan tüm kreşleri kapsamlı bir dezenfekte işlemine tabi tutuyor. Çocukların bugünün yarını, yarının umudu olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, milletimizin ve ülkemizin yarınları olan güçlü ve müreffeh Türkiye'nin mimarları olacak evlatlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz önemin yanında onların sağlığı için pandemi koşulları sebebiyle eğitimlerini görecekleri eğitim kurumlarının hijyenine de ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizde başlattığımız hijyen seferberliği kapsamında ekiplerimizin elinin değmediği hiçbir alan ve mekan kalmamıştır. Bunun yanında şu anda faaliyetlerine devam eden kreşler, evlatlarını emanet eden hemşerilerimizin endişelerini hijyen bakımından bir nebze olsun gidermek amacıyla şehirde bulunan tüm kreşlerde yeniden dezenfekte çalışması başlattık dedi. Altınordu'da bulunan kreşlerin işletme sahipleri ve yöneticileri pandemi döneminde kreşlerin hijyen ve dezenfektesinde verdiği destek ve katkılar sebebiyle Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'in vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu pandemi sürecinde okullarımızı dezenfekte ettiği için de personellerine ve kendine çok teşekkürler. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından İkizce ilçesinde yapımı başlanan ikinci meydan çalışması devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce'ye verdiği sözü tutuyor. Daha önce İkizce'ye ikinci bir meydan yapımına başlanacağını duyuran Ordu Büyükşehir Belediyesi hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ikinci meydan çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başkan Osman Kaygı peyzaj ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Evet. Burası ilçemizin giriş noktası. Burada meydan ve peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Aynı zamanda kaymakamlık binası önümüzdeki tören alanı yapımı ile ilgili çalışmalarımız var. Yeşil alan. Laleli Deresi yanına kafe yapıldığını belirten Başkan Kaygı, yapılan projeyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in yakından ilgilendiğini vurguladı ve teşekkür etti. Aşağıda böyle gösterebilirsek, kafe, oturma alanı, kamelyalar, ırmak manzarası ve devamında da göletimiz olacak, barajımız. Büyükşehir Belediye'mizin birlikte yaptığımız bir projemiz. Sayın Bakanım İlmi Güler Bey bu projeyi özellikle kendisi çok ilgilendi. Bize de İkizce halkına hizmet olsun diye gerekli çalışmaları yapıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanıma. Güzel bir proje. Dediğim gibi yeşil alan, peyzaj, meydan ve tören alanı olarak inşallah İkizce'mize Sayın Bakanımla birlikte kazandıracağız. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İyi günler diliyorum. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3 artı 1 ve 1 artı 1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kadın şiddete maruz kalıyor. Yüz binlercesi katlediliyor. Kimi sokakta, kimi evde. Peki savunmasız kaldığımızda bu durumlarda ne yapmalıyız? Savaş sanatları uzmanı Yeşim Şaşmaz, TV52'ye özel açıklamalarda bulundu. Şiddet Türkiye'nin değişmeyen gerçeği. Kadına şiddetle mücadele ise her geçen gün ivme kazanan önemli bir mücadele. Bu mücadelenin başrol oyuncularından biri de sivil toplum kuruluşları. Birçok kadın bu kuruluşlar sayesinde bilinçleniyor. Savaş sanatları uzmanı Yeşim Şaşmaz, kadınların sosyal ve kanuni haklarını bilmeleri gerektiğini söyledi. Kadınlar daha önce bu tip olaylarla karşılaşmadan önce kendi sosyal ve sosyal haklarını bilmeleri gerekiyor. Kanuni haklarını bilmeleri gerekiyor. Çünkü kadınlarımız hiçbir haklarını tam olarak bilmiyorlar. Onun haricinde sokakta yürürken nasıl davranmaları gerekiyor, çantalarını nasıl tutmaları gerekiyor, tehlike anında ses tonlarını nasıl kullanmaları gerekiyor. Bakışlarından, ses tonlarından, yürüyüşünden, bunların hepsi aslında psikolojik olarak baktığımızda hepsi bir bütün oluşturuyor. Onun haricinde de tabii ki kendilerini savunabilmek için herhangi bir kurstan destek almaları da önemli. Yeşim Şaşmaz, kadınların savunmasız kaldığı bir durumda yapması gerekenler hakkında bilgi verdi. Çevrede eğer kimse yoksa, kaçabiliyorsa zaten kaçmak zorunda. Çünkü kadın ve erkek baktığımızda fiziksel özellikleri, kas olsun, anatomi olsun, kilodan bakarsak, hepsine baktığımızda kadın her zaman için daha zayıf ve daha narin. Kaçabiliyorsa kaçsın, kaçamıyorsa, yardım isteyebiliyorsa yardım istesin ama imdat kelimesi değil, bana yardım edin diye bağırması insanlarımızı daha çok dikkatini çeker. Direkt yardım istesin. Hiçbir şey yapamıyorsa elinde ne varsa vursun. Eğer telefonu varsa, cüzdanı varsa, çantası varsa bunların hepsini versin ve oradan uzaklaşmaya çalışsın. Şaşmaz, kadınların kendilerini korumak amacıyla toka, kalem, anahtar, kredi kartı gibi objeleri bir silah olarak kullanabileceklerini söyledi. Biber gazı önermiyorum çünkü rüzgar tersi estiğinde aynı şekilde kendisine de zarar verebilir. Artı biber gazını galiba polis teşkilatı da topluyor, zaten izin vermiyor. Ama toka kullanabilirler, kalem kullanabilirler, herhangi bir kredi kartı, telefon, bunların hepsini bir silah aleti olarak da kullanabilirler. Anahtar kullanabilirler. Karanlık bir yerde yürüyorsa bir anahtarını ya da işte bir kalemi iki parmak arasında tutabilirler herhangi bir şey olduğunda surata. Tırmalama gibi düşünün. Kadın yumruk atmayı bilmiyorsa bile suratına vurabilirler. Bunların hepsinin kullanılabiliyor aslında. Yani bu taşıdığımız her aleti bir silah haline getirebiliyoruz. Ordu'da tezgahları süsleyen çeşitli türdeki balıklar hem satıcıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Denizlerde 1 Eylül'de yasağın sona ermesiyle bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, zargana, somon ve barbun gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Bölgenin önemli balıkçılık merkezlerinden Perşembe ilçesinde de vatandaşlar tezgahlarda yer alan balık çeşitlerine ilgi gösteriyor. İlçede balık satan Erdal Çamaş, havaların ısınmasıyla fiyatların düştüğünü ve buna bağlı olarak satışların geçmiş günlere göre daha iyi olduğunu söyledi. Palamut mevsimi bitmesiyle beraber işte sargan sezonu, tirsi, hamsi, mezgit gibi, kalkan gibi balıkların sezonu şimdi yeni açıldı. Bundan sonra bu üretimler biraz daha artacaktır.
Geçen hafta hava sıcaklığının düştüğünü, hamsi ve bazı çeşitlerin fiyatlarının arttığını anımsatan Çamaş, son günlerde hava şartlarının iyileşmesi sayesinde hamsinin kilogramının 10 liradan satıldığını ifade etti. Fiyatlara gelince fiyatlarımız mevsim şeylerine, üretim biçimine göre normal fiyatta, pahalı değil şu anda. Geçen yılda biz bunu 25'e satıyorduk, bu sene 25'e satıyoruz. Hamsi keza aynı şekilde. Balıkçı Filiz Yaskan ise hamsi bollaştıkça fiyatın düştüğünü, bu durumun diğer balık çeşitlerine de yansıdığını belirtti. Tezgahlarda şu anda son durum, balıklarda azlık, yani miktar olarak azlık var. Çeşit olaraktan fena değiliz. Ama fiyatlarda biraz düşmeye başladı hamsi bollardıkça. Hamsinin fiyatı uygun olduğu sürece diğer çeşitlerde de fiyatlar düşüyor şu an. Yaskan son günlerde vatandaşların balık almaya yöneldiğini dile getirdi. Geçen hafta çok zayıftı, çok düşüktü aşırı derecede. Şu anda yeni yeni başladılar tekrardan. Hareketlilik var bir iki günden beri. Daha önce ilk yasaklar başladığında bayağı bir hareketlilik durmuştu. İlgi gören balık türü büyük bir ihtimalle televizyonların faktöründen veya doktorların söylemesinden yağlı ve deniz ürünlerine yönelme var. İşte sargandı, istarvitti, hamsiydi, palamuttu, bu tarz balıkları tercih ediyorlar şu an. Duyarlı vatandaş Cengiz Yılmaz özel aracında seyahat halindeyken asfalt kenarında uçamayacak halde türünün ne olduğunu bilmediği bir kuş gördü. Hemen arabasını durdurup kuşun yanına giderek durumu yetkililere ihbar etti. Ünye ilçesi Ünye Çaybaşı Ünye Karayolu Sahil Köyü mevkiinde duyarlı vatandaş Cengiz Yılmaz özel aracında seyahat halindeyken asfalt kenarında uçamayacak halde türünün ne olduğu bilmediği bir kuş gördü. Hemen arabasını durdurup kuşun yanına giderek durumu yetkililere ihbar etti. Bu sırada oradan geçmekte olan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Dursun Baloğlu kuşu yol kenarından alıp bir kutuya koydu ve yetkililere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından türü Atmacagiller familyasının bayağı şahin olarak tespit edilen yırtıcı kuşun ilk müdahalesi Ünye ilçesinde hizmet veren Özel Canik Veteriner Kliniğinden veteriner hekim Ali Güngör tarafından yapıldı. Evet, Saygın Beyler getirdi bana. Sağ kanadında hafif bir eziklik var. Muhtemelen bir yere çarpmasına bağlı olarak şekillenmiş. Çok uçabilecek, uçmasını engelleyecek bir sıkıntı yok. Onun tedavisini yaptık. Muhtemelen yarın öbürsü gün Saygın Bey nezdinde uçmaya başlar. Gayet iyi şu anda, sağlığına kavuştuğunu söyleyebilirim. Bir sıkıntı yok inşallah. Yaralı Şahin gerekli tedavi, bakım, rehabilitasyon süreci tamamlanıp tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 27-28 Kasım 2020 tarihinde özel bir üniversitenin ev sahipliğinde online olarak düzenlenen Birinci Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'ne katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel online olarak düzenlenen Birinci Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'ne katıldı. Açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kongre online olarak gerçekleştirildi. Kongrenin yerel yönetimler paneline Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır panelist olarak katıldı. Kongrede akademisyenler ve belediye başkanlarıyla İstanbul'un ihtiyaçlarına dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, uygulanabilecek çözüm yöntemleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Bugünün şartlarında kentin içerisinde, artan nüfusun içerisinde vatandaşın bütün beklentilerine cevap vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün Covid'i yaşıyoruz. Covid'le mücadelede bütün beklentiler, talepler size ulaşıyor. Çünkü vatandaş sesini daha büyük makamlara, devletin daha üst mecralarına kolay kolay ulaştıramıyor. En hızlı şekilde belediye başkanına bunlar temas edebiliyor. Dünyada ilk kez kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan örgütlerin birlikte yönetim ilkeleri ve uygulamaları bakımından irdelendiği bir kongre olması nedeniyle önem arz eden etkinlikte Başkan Gökhan Yüksel de panelist olarak yer aldı. 140 bilimsel bildirinin sunulduğu ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu'dan çok sayıda katılımcının yer aldığı kongrede Başkan Gökhan Yüksel, yerel yönetimlerdeki finansman ihtiyacı ile alakalı bir konuşma gerçekleştirdi.
geçmişin belki 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bir eski yapı stoğunun, kaçak yapı stoğunun yenilenmesi de bir depremden sonra mevcuttaki yeni belediye başkanına ve yeni yönetimdeki belediye başkanlarına kalmış oluyor. Bütçeyle başladım. Bütçeniz personel giderlerini karşılıyor, sonra çöp toplama hizmetini karşılıyor. Çok yüksek sayıda personele sahipsiniz. Onların lojistiğiyle alakalı araç ve gereç kiralamayı bütçeniz karşılıyor. Ve sonra bütçeden geriye belki %20'lik bir dilim kalıyor. Bunu reelleştirmemi istiyorsanız da kendi belediye bütçemiz şu anda yaklaşık 500 milyon civarında. Bunun personel gideri maalesef %50'si civarında diyebiliriz. Bu diğer belediyelerde de 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Giovanni Gentile spor haberlerini sunar. İyi akşamlar. Ben Samet Şahin. Sporun öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Misli.com 3. Lig 4. grup ekiplerinden Ellik Ordu Spor Futbol Kulübü Düzce Spor müsabakası öncesinde hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Kötü gidişe dur diyerek yeniden şampiyonluk mücadelesine dahil olmak isteyen Ellik Ordu Spor, Düzce Spor karşılaşmasında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Son 5 haftada Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bayrampaşa Spor, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ve Alanya Kestel Spor ile peş peşe berabere kalan ve 10 puan kaybı yaşayan Ordu ekibi artık puan kaybetmek istemiyor. Mor beyaz yeşilli ekipte orta saha oyuncusu Oğuzhan Birben Düzce Spor müsabakasında forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Ordu temsilcisi çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken topladığı 15 puanla 5. sırada yer aldı. Düzce Spor ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Kaptan Burçin Yüksel Düzce Spor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirterek rakibi yenerek beraberlik serisine son vermek istediklerini dile getirdi. Ellik Ordu Spor Futbol Kulübü Düzce Spor müsabakası 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 13'te 19 Eylül Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Emre Yüksel yönetecek. Yardımcılarını ise yine aynı bölgeden Hakan Yoldaş ve Mücahit Adem Çelebi yapacak. Fatsa Belediyespor ligin 11. hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyesi'ni Mehmet Seçmen'in tek golüyle geçerek zirveye biraz daha yaklaştı. 2020-2021 sezonunda Misli.com 3. lig 1. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor liginde 11. maçına çıktı. Sarı lacivertli ekip kendisi gibi playoff mücadelesi verdiği Arnavutköy Belediyesi'ni Fatsa İlçe Stadyumunda konuk etti. Bu sezon kendi sahasında son 3 maçtır kaybetmeyen Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi'ni de eli boş gönderdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Belediye Derince Spor'u yenerek galibiyet hasretine nokta koymayı başaran Fatsa Belediyespor, deplasmanda oynadığı 2 maçta 1-0 kaybeden Arnavutköy Belediyesi karşısında maça hızlı başladı. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'nun öğrencilerinin savunmada Gökhan Açıkgöz'den yoksun çıktığı maçta golü ilk yarının son anlarında Mehmet Seçme ile buldu. Soyunma odasına 1-0 önde giderek ikinci yarıya moralli çıkan Fatsa Belediyespor'da dakikalar geçtikçe skoru koruma çabaları oyuncu değişiklikleriyle birlikte daha olumlu oldu. Fatsa Belediyespor maçın bitiş düdüğüyle birlikte 3 puana ulaşan taraf oldu ve 11. maçın ardından puanını 20 yaptı. Erkekler voleybol 1. lig temsilcilerinden Akkuş Belediyespor hafta sonu kendi evinde oynayacağı yeni Kızıltepe Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor 29 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı yeni Kızıltepe Spor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Akkuş Belediyesporlu oyuncular karşılaşmanın oynanacağı Akkuş Kapalı Spor Salonu'nda antrenör Mehmet Aydın yönetiminde ısınma hareketleri ve topla çalışma yaptı. Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ve hedefleri olan bir takım olduklarını söyleyen takım antrenörü Mehmet Aydın, Akkuş Belediyespor olarak hedefleri yüksek olan bir kulübüz. Bu hafta yeni Kızıltepe Spor ile oynayacağımız maç hedeflerimizle ulaşma yolunda çok önemli bir maç. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Önce pazar günü oynayacağımız yeni Kızıltepe Spor maçını alıp ardından çarşamba günü oynayacağımız erteleme maçı Erzin Yeşilkent Spor'u yenip yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Takım olarak önce playoff ardından da Efeler Ligi'ne çıkmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Akkuş Belediyespor olarak hedefleri yüksek olan kulübüz. O amaçla da takım kurduk, oyuncular aldık. Bu hafta oynayacağımız Mardin Kızıltepe ile oynayacağımız maç bizim hedefimiz yolunda çok çok önemli bir maç. Bu doğrultuda bu haftaki pazar günkü evimizde oynayacağımız 13-0-1'de oynayacağımız maça hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçın önemini ne olduğunun çok çok farkında hem ben hem takımımız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İlk önce önümüzdeki pazar günkü Kızıltepe maçını alıp sonra çarşamba günü erteleme maçı olan Erzin Yeşilkent Spor Hatay takımını yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz olan önce playoff, sonra Allah kısmet ederse Efeler Ligi olmak üzere yolumuza devam etmek istiyoruz tüm takım olarak. Akkuş Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubu 8. hafta mücadelesinde 29 Kasım Pazar günü saat 13'te yeni Kızıltepe Spor'u ağırlayacak ve maç TV52 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Spor bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar. Giovanni Gentile spor haberlerini sundu.